Bir uluslararası siyasetçi, sosyal girişimci ve şair var Kader Sevinç. Brüksel'de Avrupa Sosyal Demokrat Partileri Şemsiye Partisi PES'in Başkanlık Divanı üyesi kendisi. CHP Avrupa Birliği temsilcisi. Brüksel'de bir düşünce kulübü olan Türk Kahvesi Briefingleri ve Eğitim Girişimi Sınıf 1B'nin kurucusu. Yaşını söyleyeceğim, kusura bakma, hatırlıyorum çünkü henüz 32 yaşında. Çünkü biz kendisiyle bir yıllar önce bir yine Forum İstanbul'da eşleşmiştik bir ankette. Dolayısıyla oradan hatırlıyorum yaşını. 2013 yılında Diplomatik Kuryer Dergisi ve Küresel Lider Kuruluşu YPFP tarafından dünyadaki en etkili genç dış politika liderleri arasında seçildi. Bir şiir kitabı ve caz ve şiir albümü var. Evet, kadar seni dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok acı bir olay yaşıyoruz ülke olarak. Tüm madenci kardeşlerimize hayatını kaybeden Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yakınlarına da sabır diliyorum. Bu zor günleri umuyorum atlatacağız. Fakat dilerim bunun bir tekrarı olmaz. Tüm muhalefetin, sivil toplum örgütlerinin uyarılarına rağmen adeta geliyorum diyen bu tehlikeye maalesef dur diyemedik. Umuyorum bundan bir ders çıkarılabilir. Ben birazcık dünya nereye gidiyor, onun içerisinde bütün bu gelişmelerde kadın nerede duruyor, ondan bahsetmek istiyorum. Dünya çok önemli bir değişim süreci içinde, özellikle de Batı dünyası çok önemli bir değişim süreci içerisinde. Örneğin Avrupa'da şu anda bir yenilenme tartışması var, yepyeni bir Avrupa kuruluyor. Buna Çemberler Avrupası deniyor, merkezinde belki bir Euro bölgesinin olacağı. Onun etrafında da yine Türkiye'nin de geliştirmemiz gereken önemli maddeleri ve içerikleri işaret ediyor. Türkiye olarak da bizim daha fazla küresel gündemi, Batı dünyasının gündemini ve dünyanın geri kalanının gündemini çok daha iyi izliyor, takip ediyor ve buna da en önemlisi katkı sağlıyor olmamız lazım. Bu gelişmelerle beraber tabii ki dünyada üretim ve tüketim ilişkileri içinde de bir değişiklik var. 19. ve 20. yüzyılda gördüğümüz üretim ve tüketim ilişkileri bugün artık 21. yüzyıldan 22. yüzyıla doğru gideceğimiz süreç içerisinde yenileniyor ve değişiyor. Burada bence önemli bir ayrıntı şu olabilir diye düşünüyorum. Artık erkek egemen kalıplardan, kavramlardan, bakış açılarından ve yaklaşımlardan daha kadın egemen bir yaklaşma ve bakış açısına doğru ilerlememiz lazım. En azından dünya oraya doğru ilerliyor. Peki ne de kadın bakış açısı, kadın yaklaşımı ve bunun hayatımıza aktarılabilmesi diye düşünecek olursak daha az hiyerarşik, daha yatay, insanların daha göz hizasında iletişim kurabildikleri bir dünyadan bahsediyoruz ve kurumlardan bahsediyoruz. Kurumlarımızı çok daha insani düzeyde, daha rahat iletişimin aktığı, sevginin akabildiği, empatinin akabildiği kurumlar haline getirmemiz gerekiyor. O zaman zaten kadın meselesi de bir kadın mevzusu olmaktan çıkıp bir toplumsal mesele olarak karşımıza çıkıyor. O zaman kadın meselesini kadınlar tartışmıyor oluyorlar. O zaman bugün bulunduğumuz panelde çok değerli tabii katılımcılar var. O zaman bu panelde erkekler de kadınlarla ilgili sorunları tartışıyor olacaklar, olmalılar. Çünkü kadın meselesini kadınlarla tartıştıkça kadın meselesini dar bir alana sıkıştırmış oluyoruz. Sürekli birbirimizle aynı konuları tartışarak toplumsal etki alanımızı sınırlamış oluyoruz. Bütün bu dünyadaki değişimlere baktıktan sonra neler var? Siz biraz önce Dünya Ekonomik Forumu'nun raporundan bahsettiniz. Her gün yayınladığı cinsiyet eşitsizliği raporu. Maalesef Türkiye bu göstergede çok sistematik olarak birçok alanda geriye gitti. Burada muhakkak siyasi yönelimin, duruşun önemli bir etkisi var. Uygulanan politikaların çok önemli bir etkisi var. Siyasi arenadaki kadının konumuyla çok doğrudan bağlantılı. Doğrusu ben gurur duyamıyorum. Türkiye'nin Bakanlar Kurulu'nda, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nda tek bir kadın bakan olmasını ve bunun da aileden sorumlu bakan olmasını ve bunu da kabullenebilmeyi, herhangi bir kişisel sebeple dahi bunu kabullenebilmeyi ben açıklayamıyorum. Türkiye kadın başbakanı olmuş, ekonomi bakanı olmuş, dışişleri bakanı olmuş ve umuyorum, diliyorum ki
yakında da bir kadın cumhurbaşkanı olması gereken bir ülke. Yani bunlar bizim için uzak hedefler değil, bunlar bizim zaten çoktan başardığımız hedefler. Özgüven içerisinde bence bu hedefleri çok daha öteye taşıyabiliriz, bunun çok daha ötesine geçebiliriz. Anadolu bir anaerkil kültürün toprağı. Bunu unutmadan bence özgüvenle ama siyaset dünyası üzerinde de elimizi her zaman tutarak, her zaman sivil toplum olarak gereken baskıyı yaparak bunu sağlamak gerekiyor. Bunu siyaset dünyasının içinden de bir insan olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada özgüven ve vizyon bence asıl kilit noktalar olacak. Diğer değinmek istediğim konu şu, kadın ve liderlik bugünkü başlığımız. Kadın, liderlik, başarı. Liderlik nedir? Başarı nedir? Bunların ölçekleri ne olabilir? Ben kişisel yanıtımı vermek istiyorum. Bence başarının da, liderliğin de en önemli ölçeği yarattığınız değişimdir. Ve sosyal değişimdir. Toplumda ne tür bir değişim yaratıyorsunuz? Bulunduğunuz noktada en küçük bir değişim yaratabiliyor musunuz? Kime elinizi uzatıyorsunuz? Sizden sonraki genel kuşaklarda ve özellikle sosyal, aile çevresi, maddi ve manevi desteği olmayan kadınlara, genç kadınlara nasıl bir destek sağlıyorsunuz? Bence belirleyici olan liderlikte, kadın liderliğinde belirleyici olan en önemli şeylerden biri bu. Toplumsal değişim, sosyal inovasyon, bence bu konuları daha fazla gündemimize alırsak ve bir miktar mesafe almış olan kadınlarımız da buradan da biraz kendilerine bakarlarsa, erkeklerimiz de, bence çok daha hızlı bir biçimde mesafe alabileceğiz. Çok teşekkür ederim.